Tabii. İkizler Burcu'na geçiyorum. 15 Haziran kaç Haziran'dı ya? Unuttum vallahi, kafada kalmadı. 21 Haziran'mış. Aslında notlar diğer arkada da çevirirken beyaz ya. Özellikle ikizlere demişim ki son zamanlarda gerginlik, tartışma, kavga, anlaşılmada zorlaşma, kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz ve buradaki çalıştığınız insanlarla alakalı bir gerginlik ve haksızlığa uğrayabilirsiniz. Sizden ricam, rica ediyorum bu hafta biraz daha sakin, otokontrollü konuşma şekliniz, şemaliniz ya da içinizdeki fikirleriniz biraz daha içinizde kalsın. Zarar görmenizi istemiyorum. Çünkü bulunduğunuz alanda büyük değişimler olacak ve bu değişimlerde sizin de isminiz var ama sizin artık işle alakalı kaygı, endişe evresi çok fazla yaşadığınız için nasıl olsa beni görmezler. Yani ben farkında bile değilim diyen ikizlere diyorum ki evet, hak size güldü. Lütfen biraz daha sakinliğinizi koruyun. Hak ettiğiniz noktaya erişeceksiniz. İşsiz olan ikizler burcu belki 21 Haziran'dan sonra beklediğiniz iş kapısı hayırlı ve aydınlık olacak. Ve özellikle tekrar işine dönmek isteyen bazı ikizlere demişim ki evet, tekrar kendi işinize ve gitmeniz gereken şirketiniz geri çağıracak. Endişe etmenize gerek yok. Yerinizi hak ettiğiniz evrede de kazanacak. İşsiz olanlar evet 21 Haziran'dan sonra doğru bir kapı. Yalnız şöyle yazmışım bazı ikizler burcuna. Evet, yönetici ya da patronlardan dava etmek istiyorum ama haklarımı alamayacağım için sessizim diyorsunuz. Bence de bu dönem değil. Belki Eylül-Ekim bu haklarınızla ilgili doğru bir karar olabilir ama şu an yaparsanız zararda olursunuz. İhmal etmeyin diyorum. Özellikle araç alma, aracını değiştirmek isteyen ikizlere şöyle demişim. Tam zamanı değiştir çünkü en büyük hayalin arabanı yenileyip yeni bir arabaya geçmek. Bu da sana çok uğur getirecek. Hadi bakalım, şimdiden hayırlı olsun diyorum değerli ikizler burcu. Sağlık olarak özellikle mide, bağırsak ve göğüs kafesinizde tıkanmalarınız olabilir. Bağırsak enfeksiyonlarınızı kontrol etmenizi istiyorum. Ve uykuyla alakalı da dengeleriniz bozulmuş. Bir de şöyle, bazı ikizler kendini böyle bir deniz kenarı ya da tatil kafasına girmişler. Evet, ailenizi yollamak istediğiniz köy ya da memleket gibi fikriniz var. Bir haftada kafanızda tatil planı var. Bunu yapın istiyorum. Evet, evli olan bazı ikizlerde çocuk düşüncesi, bazı ikizlerde de sert hane ayrımı kararı vereceksiniz. Çocuk dişelenlerde erkek çocuğu enerjisi var ama hane ayıranlar evlilikleri devam edecek. Gereksiz gerginlik yaratıyorsunuz. Boşunuza kendinizi üzmenizi istemiyorum değerli ikizler burcu. Ama şunu demek istiyorum özellikle ikizlere. Oturduğumuz evi satmak, yeni bir ev almak istiyorsunuz. Bence yeriniz değerlenecek. Biraz daha sabırlı olun. Satmanıza gerek yok. Ekim, Kasım gibi istediğiniz yerden bu evi satmadan yeni bir ev alacaksınız. Evle ilgili almak isteyen, özellikle ben evsizim diyen ikizler bu dönem bu murada erişmiş olacaklar ve ailenizden gelecek destek sizin ev almanıza yardımcı olacak. Endişe etme ikizler burcu. Hayatında güzellikler var. Sadece sen kendine inan. İçindeki sezgi sana o kadar güzel umutlar veriyor ki sen o umutları kaybettiğinle ilgili korkuların var. Sizde de uzun süredir baba ya da anne özlemi var. Ya da anne ile baba arasındaki yaşanan bazı kaoslar size aile özlemi yaratıyor olabilir. Bence gidin öpün. Herkes gençlikte hata yapabilir. Herkes olgunlukta hata yapabilir. Biz çocuklar ailemizi her şekilde yürekten kabul etmemiz lazım. O zaman aile olunduğunu düşünüyorum ben. Sevgiler.